وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Uma namazdır. Biliyorsunuz ma Arapçada 12 manaya geliyor. Ma. Ma-i-zâide var. Değil mi? Mastaliye var. Mausura var. Şartiye var. İstifamiye var. Değil mi? Ma-i kâfe var. Ma-i sıfet var. Yani maynekili tamma var. Yani bu kadar manın farklı manaları var. İşte buradaki manem aslıdır. Nafiye mi? Hah, nafiye. Ve ma kanu muhtedin. Onlar hidayet bulacak değillerdi. Tabi müfessir ayetin sibakıyla uyumlu olması açısından nasıl mana veriyor? وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ لِطُرُقِ تِجَارَةِ. Hani demişti ya, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Onlar dalaleti hidayetle satın aldılar. Ancak ticaretleri bir kar etmedi. Ve وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Ve onlar da ne değillerdir? O ticaretlerinde karlı olan yolları, yöntemleri, hususları da bulacak değillerdir. Muhtedin burada el-ihtida ila turuk ticaret. Bak, ticaret yollarını bulmuş değillerdir. Kema yekunu tüccarul mutasarrifuna el-alimun bima yurbahu fihi ve yuhsar. Nasıl ki tacirler, ticaret yapanlar, tasarruf edenler ve karın nerede olduğunu, zararın nerede olduğunu bilen tacirler olduğu gibi onlar ticaretin karlı yollarını, kazançlı yöntemlerini buldukları gibi bunlar öyle bir karlı yöntem bu ticaretlerinde bulmadılar. Kimler? O münafıklar. Vel mana maksat ayette kastı. Enne matlubet tüccari selametu râsil mali vel rubhi. Tüccarın maksadı, ticaret yapanların maksadı selametu râsil mali vel rubhi. Sermayenin sağlamlığı, yani sermayenin zararsız kalması ve orrupid üstüne üstlük bir de kâr da etmek. Bu tüccarın hedefi budur. Ve izâ ve haulâ'i bunlar ise kad adâûhuma bunlar hem neyi zayi ettiler? Hem resmalı hem de kari. İkisini de zayi ettiler. Kaybettiler. Çünkü farasu marihimul huda, onların sermayeleri neydi? Hidayetti. Evrem yapkalem mal dalalet. Dalaletle birlikte hidayet kalmaz. Hidayet gider. Ve izelem yapkalem illa dalaletu. Dalaletin dışında da bir şey kalmayınca haliyle lem yusafu bi idafetir rubhi, bi isabetir rubhi, kar elde etmekle de ne yapılamazlar? Nitelenemezler. Yani kar da etmiş olmazlar. Ve enzafiru bil a'radı dünyeviyeti, her ne kadar bil a'radı dünyeviyeti, ağrad, garıdın çoğuludur. Garıd, hedef, maksat. Her ne kadar dünyevi bazı maksatları, hedefleri elde etseler bile ama onların hidayetine bir katkısı olmadığı için
Demek ki kâr da etmediler. Denilir. لِأَنَّ الضَّالَّ خَاسِرٌ Çünkü dalalette olan ziyandadır. وَلِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِمَنْ لَمْ يَسْلَمْ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ قَدْ رَبِحَ Bir ticaret yapan bir kimse eğer sermayesini koruyamamışsa ona kâr etti denilir mi? Yok. Dolayısıyla bunlar ana sermaye olan neyi kaybetmişler? Hidemedi. Haliyle bunlar zarar etmişler. وَقِيلَ اَلَّذ۪ينَ صِفَةُ اُلَٰئِكَ Bir kimse bazılarına göre. اَلَّذ۪ينَ اُلَٰئِكَ نَا صِفَةِ وَفَمَا رَبِهَا يَنَا اُلَٰئِكَ اَلَّذ۪ينَ Efendim اَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى Hani biz mübteda haber demiştik ya ama kimisi de اُلَٰئِكَ mübteda ise de اَلَّذ۪ينَ صِفَةِ Haber değil, sıfettir. O zaman فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ اِلَا اَغْفِ مَحَلُ رَفِي خَبَرُ O zaman haber budur. Yani şöyle olur ayet. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى O hidayeti dalaleti hidayetle onun mukabilinde alanlar var ya değiş tokuş yapanlar onlar var ya فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Onların ticaretleri kar etmedi. O zaman اَلَّذ۪ينَ اُلَٰئِكَنِ sıfatıdır. Mübteda. فَمَا رَبِعَ ticaretum nesidir? Evet. Peki. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا Onların temsilleri şu temsile benzer. Ve onların durumu mesela onların durumu كَمَثَلِلَّذِ اسْتَوْقَدَنَا Bir ateş yakanın durumuna benzer. Tabi burada bağlamdan, manadan hareketle bazı alimler اَلَّذ۪ينَ burada اَلَّذ۪ينَ anlamında olduğunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ اَلَّذ۪ينَ anlamında söylüyor. Çünkü onun hemen peşinde şöyle geleceğim. مَثَلُمْ كَمَثَلِ لَذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Hepsinde cem'i zamiri. Dolayısıyla onlar ondan bakarak, hareket ederek اَلَّذ۪ينَ burada اَلَّذ۪ينَ anlamında olduğunu söylemişler. İşte onların durumu كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ Bir de istevkada da Allahu Alem اَوْقَدَ anlamındadır. Yani ateş yakan, yakma peşinde olan değil de yani eğer avukada anlamında olduğunu söylersek, yani onların durumu ateş yakanın durumuna. O zaman istevkada avukada anlamındadır. Lemma ca'a bi hakikati sifatihim. Kur'an Hazretleri. O münafıkların bir takım gerçek sıfat yani özellik. Özelliklerini zikredince Mecabi onları getirince yani zikredince değil mi? Akkabaha hemen peşinde bir darbil meseli bir temsil getirdi. Darbil mesel yani misalle anlatım, benzetmeyle anlatım. Yani bizim burada darbil mesel dediğimiz hani atasöz anlamında değil. Yani temsil anlatarak onlarla ilgili bir temsille onların durumunu anlattı. Ziyadeten fil keşfi ta ki durumları daha iyi ortaya çıksın. Ve tetmimen lil beyanı ve onlarla ilgili açıklamayı tamamlasın. Değil mi? Tabii niye böyle? Çünkü ve li darbil emsali
ibrazi hafiyyatil maani ve raf'il estari anil hakaiki te'sirun zahirun. Doğru diyor. Diyor, temsillerin anlatılması. Yani bir şey temsille anlatmak bazı gizli durumlar, mana durum demek. Yani burada manadan maksat somut olmayan. Hani hatırlarsanız demiştim. Mana iki manaya geliyor. Mana geliyor. Bir, lafzın ifade ettiği şey ma yuksadu minel lafz. O manaya da geliyor. Bir de soyut olan, somut olmayan. Mesela rüzgar soyuttur. Mesela akıl, ruh, nefs bunlar soyuttur. Bunlar da manadır. İlim, bilgi değil mi? Soyuttur. İşte diyor darbi meselelerin yani temsille anlatımın gizli durumları, soyut durumları ortaya çıkarma hususundan bir وَرَفْ اَسْتَارِ عَنِ الْحَقَاقِ gerçeklerin üzerindeki perdeleri kaldırmada da bu temsillerin تَأْثِيرٌ ظَاهِرٌ büyük bir tesiri var. Değil mi? Nasıl ya Rabbi yapacağız? تَأْثِيرٌ ظَاهِرٌ مُبْتَدَادِرْ لِدَرْبِ onun haberidir şeyh. Çünkü lidarbi cer mecurdur. Cer mecur mübteda olmaz ki. Anlaşıldı mı? Yani te'thirun zahirun mübtedadır. Lidar bil emsari haberdir. Bu kadar olmuştur. Fi ibrazi nereye taalluk edeceğiz? Cer mecur nereye taalluk edecek? Tesir. O tesir nerede? Fi ibrazi. Aferin. Evet. وَلَقَدْ كَثُرَ ذَٰلِكَ فِي الْكُتُبِ السَّمَاوِيَةِ Semavi kitaplarda bu tür temsili anlatımlar çoktur. Yani bir şeye benzeterek anlatmak, bir durumu bir duruma benzeterek anlatmak çoktur. Ona temsili anlatım diyoruz. وَمِنْ سُوَرِ الْاِنْجِيلِ İncil'in bölümlerinden bir bölüm de Suretul Emsal. Emsal bölüm. Yani müsannif, müfessir Kur'an surelerine bakarak İncil'in bölümüne sure denmiştir, demiştir. Ama böyle bir kullanım yok. Bize kızmasın. Böyle bir kullanım yok. İncil'in bölümü için bölüm kullan. Yani şey olarak bazen ne kullanılır? Tevrat için sıfır kullanılır. Sıfır, ishah, üst bölüm sıfır, alt bölüm ishah. İncil'de sanki onlar kullanılıyor yani ayrı bir. Süre böyle isimlendirmesi yok orada. Evet. Vel meselu. Fi aslı kelamim, onların yani Arapların aslı kelamında mesel. هو المثل وهو النظير yani misl demek. Mesel misl. Ben o da ne demek benzer demek. Yani daha doğrusu arkadaşlar meselin manalarından birisi misildir. Ama mesel bunun dışında da birçok mana 6-7 manaya geliyor. Dolayısıyla şair müfessirin böyle hasırlı bir üslupla هو المثل demesi de uygun değil. Yani ve min maanihi el meslu diyebilirdi. Ama bu el meslu deyince sanki sadece meselenin manası nedir? Misl. Kimdir? Yukalu mislun ve meselun ve mesilun keşibhin ve şebehin ve şebih. Yani bu kullanımları vardır. ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده مثل. Evet, Enes o meseleyi Arap yönünde ne yapacağız? Mesel قيلانا بفعل yapacağız. Çünkü lafz kast ediliyor.
Yani biliyorsunuz biz demiştik kavlin mef'ulu cümle olması lazım ve lafz. Burada mesel kinin lenna bi fa'ili çünkü lafz kastediliyor. Sonra kile sonra denildi ne lil kavli sa'iri toplum içerisinde ne olan yani yaygın kullanılan el mumesseli o ki benzetiliyor. El mumesseli bir mana el muşabbeh. Benzetiliyor. Ne benzetiliyor? Madribuhu bi mevridihi. Madrib ilk geldiği yer. Şey affedersiniz. Örnek olarak kullanıldığı yer. Madribu. O neye benzetiliyor? Mevridi ilk geldiği yer. Mesela şöyle. Hani bir Arap kadın ihtiyar bir zenginle evleniyor. Ama geçinemiyorlar. Kadın şey yapıyor ve boşanıyor. Sonra gidiyor fakir bir gençle evleniyor. Genç de açtır. Hiçbir şey yok. Bir yaz gününde şey bir gün eski kocasının evine gelip bize diyor bir yudum ayran verin. Kocası da şöyle cevap veriyor. فَالصَّيْفِ ضَيَّعْتِ اللَّبَنَا Sen yazın bizden boşanmakla ayranı kaybettin. Ve bu cümle artık darbe mesel oluyor. Nerelerde kullanılıyor? Efendim fırsatları kaçıranlar. Onlarla ilgili. Yani önüne bir fırsat gelip de değerlendirmeyen kaçırana bu kullanılıyor. İşte bunun mevridi nedir? İlk o yaşlıyla kadının evlilik ve boşanma hikayesi. O mevrittir. Madrib nedir? Diyelim ki Kubaniç'e bir şey söyledim. Beni dinlemedi. Sonra da ben de ona diyorum fıssayfı da yatille bana. Bu da madrib oluyor. Anladınız mı? Madrib oluyor. İşte bu gibi mesela bir Arap tabi eskiden böyle köprü möprü falan fazla yoktu. Şeyde motorlu su araçları da yoktu. İnsanlar suyu neyle geçiyorlardı? O işte, tulum vardı. O tulumları şişiriyorlardı. Sıkı ağzını bağlıyorlardı ve o tulumun üzerine atlayıp bugünkü şişme bot gibi küçük tabii. Bu şişme tulumlar onların üzerine su geçiyorlardı yine. Arabın biri böyle bir şişme tulumun üzerinde kendisi şişirmiş. Ondan sonra ama demek ki ağzını iyi bağlamamış. Atlıyor şunun ortasına doğru gidince bunun şey açılıyor. Bu hahu hahu diye ya imdad isteyince kenardaki arkadaşı diyor ki yedâke evketâ ve fûke nefâh. Senin elin bağladı, ağzın üfürdü. Yani kendin ettin, kendin buldun. İşte bu sonra darbe mesel olmuş. Onun gibi zamanında tedbirli davranmayan ve o tedbirsizlikten kötü sonuç elde edenlerin eden herkes için bu yedâke evketâ ve fûke nefâh kullanılır. İşte o ilk durum mevriddir. Şimdiki durum da nedir? Madrib'tir. Anlaşıldı mı arkadaş? Peki. Evet. وَنَمْ يَضْرِبُ مَثَلًا اِلَّا قَوْلًا ف۪يهِ غَرَابَةٌ Onlar bir darbe yani bir meseleyi zikretmiyorlar bir temsili. Veya atasöz haline, darbe mesel haline getirmezler. İlla neyi getirirler? Biraz ilginç bir yorum.
ya mana yönünden ya lafız yönünden ilginç bir yönü olanları yapıyorlar. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştaydı ya, hangisiydi acaba, Hayber şeyim, Hayber miydi, Hüneyn miydi, bir savaş müşriklerle müminler arasında. Resulullah savaşın tam kızıştığını görünce şöyle bir ifade de buyuruyor. El-âne hamiyel-vatîs. Şimdi tandır kızıştı. İşte bu ifade de edebi güzelliğinden dolayı darbe mesel haline gelmiştir. Mesela darara ve la dirara. O da öyle. Bu da darbe mesel haline gelmiştir. Yani demek ki bir lafzın darbe mesel haline gelebilmesi için diyor bir ilginç bir yönü olacak. O ilginç yönü ben açıklıyorum. Yani o ilginç yön. Ya anlam yönünden ve cümlenin dizayn ediliş biçiminden. Ve lize bundan ötürü hufiz aleyhi felâ yugayyaru. O darbe mesel, yani o ilk haliye gelen o söz muhafaza ediliyor ve değiştirilmiyor. Mesela demin verdiğimiz fısayfi dayyatille bana, siz o ilk gelişte bayana yönelik geldiği için ilk söylendiği yer, onun için dayyati müfred müennes muhataba sigası. Şimdi gelip bir erkeğe, iki erkeğe, üç erkeğe, iki bayana, üç bayana da kullansanız yine aynı sırayı kullanacaksınız. Yani mesela diyelim ki Oğuzhan'la Kuban hiçbir fırsatı kaçırdıklarında fıssayfi dayyatüme lebene denmez. Ne denir? Dayyati. Siz diyelim ki size dedim İmam Şafii divanını ezberleyin, ezberlemediniz. Yarın da böyle bir durum geldi. Ben de fıssayfi dayyatüme lebene demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Budur. كأنه قيل ها وقد استعيرا وقد استعيرا دول استعارة edilmiş المثل مثل حال صفات veya قصة يعني حكاية إذا كان لها شأن وفيها غرابة o kıssanın, o hikayenin önemli şe'nun, orada şey yani şe'nun muhimmu, tamam mı, tenvin tenvi' içindir. İza kana la şe'nun muhimmu, yani o olayın önemli bir işi durumu varsa, ve gara ve fiha garabetun, onda bir ilginçlik varsa, o zaman hal sıfat veya kıssaya da ne denir? Mesel denir. Ama bizim başka kaynaklarda meselin bu manalara da geldiği söyleniyor. Artık onların ibareleri nasını hatırlamıyorum. Onlar da mecazen mi dediler? Ve lügaten, zihnimde kalan lügatendir. Ama de ben biraz itiraz ettim ya. Bizim müfessirimiz öyle demiyor. Tabi bu manada buna çok daha fazla güveniyorum. Yani bu daha haklıdır. Anlaşıldı mı? كَأَنَّهُ قِيلَ sanki şöyle denmiştir. حَالُهُمُ الْعَجِيبَةُ الشَّأْنِ durumu ilginç olan o vaziyetleri كَحَالِ الَّذِي اِسْتَوْقَدَ نَارًا bir ateş yakanın durumuna benzer. وَكَذَٰلِكَ bunun gibi de kavluhu teala başka bir surede, Rahat suresinde, meselul cenneti leti vu'idel muttakuna fiyâ enhârum min mâin gayri âsin diye. İşte o muttakilerin vaad ettikleri cennet, ki o cennette
değişmeyen, bozulmayan sular var. Su nehirleri var. Değil mi arkadaşlar? İşte burada fima kasasna, burada fima kasasna aleyke minel acaibi kıssatul cennetel acibet şe'neyi ayeti tefsir ediyor. Yani bizim sana anlattığımız ilginç hikayeler, ilginç olaylar arasında ne var? Kıssatul cenneti, cennetin durumu var. O cennetin durumu ki el acibetü şe'ni. Çok ilginç bir vaziyeti olan cennetin durumu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Thumma akhadha fi beyani acaibiha. Sonra o cennetin ilginçliklerini anlatmaya geçmiştir. Herhalde aklımda kaldığı kadarıyla fiha enharu min ma'in gayri hasin. Hafız öyle değil mi? Cennet var hocam burada sanki önünde. Meselul cenneti leti vu'ide li muttakuna. Sonra enharu min ma'in gayri hasin. Doğru değil mi? Cenneti leti vu'ide li muttakuna. Sen de karıştırdın ben. Ufiha enharu min ma'in gayri hasin. Kitâl suresinde geçiyor. Yani Muhammed suresinde. Bununki meselü cenneti leti vaidel muttakuna tecri min tahtiyel enharu ukuluha daimun ve zilluha tilke ukbellezine takun. Ha budur. Evet işte o dediği sümme akhada fi beyani acayip onlar ilginçlerini anlattı dediği odur. Ve lillahil meselü l-a'la. Mesela burada da ve lillahi. Şimdi ayette, birinci ayette, yani bir cihaz dedim, bu meselül cennetilleti, burada mesel kısa anlamında, kısayla anlatılmış. Cennetin kıssası, yani hikayesi bu. Tabi kıssanın Arapçadan Türkçe çevirisi nedir? Hikaye, ama hikaye bazen biraz uygun olmuyor. Yani onun için hikaye dedim. Evet. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى. Bu da Kur'an ayetidir. Tabi yazan mesela cennetten sonra ayetin numarasını, süreyi yazmış. Sanki bu ayet değildir diye yazmamış. Halbuki bu da ayettir. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى. Nerede geçiyor hafıza? Bir dakika. Seni zorlamayalım. Hiç merak etme. Nahl 60. Nasıl? Var mı orada? Koymuşlar mı? Evet, ayet var. Ha, demek doğru koymuşlar. Yani burayı velillahil mesel alay yaz, bu nüsheyi yazan anlayamamış. Evet. Bu meselin hangi anlam, durum anlamına geldiğine, vasf anlamına geldiğine örnek. Eyl vasfu lezî lehu şe'nun minel azameti vel celâleti. Yani Allah için o vasıf vardır ki o vasıf azamet ve celalet sahibi olan bir anlatım. Evet. Bu vudu'a ellezi burada duracağız. Değil mi?